İYİ Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural ve beraberindeki parti yönetimi Mimarlar Odası Isparta İl Temsilciliğini ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişinin bulunulduğu ziyarette gündem yerel seçimler, deprem tehlikesi ve kentsel dönüşümdü. Göreve geldiklerinde Isparta'daki bütün paydaşlarla birlikte çalışacaklarını ve ilk olarak Isparta'nın deprem eylem planını hazırlayacaklarını söyleyen Belediye Başkan Adayı Tural, bu konuda Mimarlar Odamızın bilgi ve deneyimleri bizler için çok önemli dedi. 31 Mart 2024 belediye seçimleri yaklaşıyor. Biz de İYİ Parti Belediye Başkan Adayı olarak da bugün buradayız. İl Başkanımız, ilçe başkanımız ve değerli yöneticilerimizle birlikte. Isparta'ya paydaşlarımızla birlikte ne yapabiliriz? Bunun konuşmasını, tartışmasını Mimarlar Odamızda yapalım. Ki buradan başlayalım diye böyle bir düşüncemiz hasıl oldu. Tabii ki ilimiz deprem bölgesidir. Bunun da konuşulacağı yer Mimarlar Odası'dır. Hem bunu konuşmak hem de belediye başkanlığımızı vatandaşlarımız tarafından bize teveccüh gösterilse ilk sırada depremle ilgili eylem planı hazırlamak olduğunu Sayın Başkanımıza ifade ettim biraz önce de. Tabii bunun yanı sıra ilimiz imara açılmadan ziyade kentsel dönüşümün yapılacağı illerden bir tanesi olduğunu biz görüyoruz, gözlemliyoruz. Bunu da duyuyoruz. Bunları hem depremi konuşmak, hem kentsel dönüşümü konuşmak ve Mimarlar Odamızın değerli başkan ve yöneticilerinde engin fikirlerinden istifade etmek suretiyle kendilerini bize ışık tutacağı bir şekilde de bir dosya takdim edeceklerini de öğrendik. İnşallah hep birlikte çalışmayı nasip Allah bize nasip eder diyoruz. İnşallah. Ben tekrar başkanımıza teşekkür ediyorum. Belediye Başkan Adayı Tural'a çıktığı yolda başarılar dileyen Mimarlar Odası Isparta İl Temsilcisi Caner Ataseven, mimarların talep ve görüşlerini dile getirdi. Belediye Başkanı'ndan beklentilerini içeren bir dosya sundu. Yapmış olduğunuz bu yolda başarılar dilerim. İnşallah hayırlısı ilimiz, kentimiz için hayırlısı hangisi ise o olsun. Amacımız kentimiz ve çocuklarımızın geleceği, en yaşanılabilir il yapmak tekrar Isparta'yı eski günlerdeki gibi. Bunun için biz üyelerimize, mimarlar da danıştık. Kendi grubumuzda, WhatsApp grubunda sorduk. Herkes fikirlerini belirtti, önerilerini. Gerek mimarlık, gerek odamız açısından, gerekirse kentimiz açısından çeşitli eleştiriler, talepler, öneriler dile getirdiler. Isparta'da imara açılacak araziler açılmadan önce bilirkişi olarak bizlerden bilgi alınmasını talep ediyoruz. Seçimden sonra ilk işimiz kent konseyinin aktif edilmesi olmalıdır. Şu anda lav edilmiş durumda, maalesef pasif bir kent konseyiz, olmayan bir kentiz şu anda. Seçimden sonra ikinci öncelik işimiz teknik ve estetik komisyon kurulması olmalıdır. Yüz binlerce insanımızın hayatını kaybettiği yüzyılın felaketinin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen aynı felaketi bekleyen Isparta'da hiçbir tedbir, önlem veya karar alınmadı. Bunu açıkça söyleyebiliyorum. Belediye yapmayı düşündüğü bir projeyi öncelikle bize gönderebilir, gönderir ve fikrimizi alırsa memnun oluruz. Aksi takdirde Mimarlar Odası olarak biz de projeyi ancak tamamlanınca açılışta görmüş oluyoruz. Isparta'mızda yapılması planlanan projeler şeffaf olmalıdır. Isparta'nın en büyük sorunlarından biri de trafiktir bildiğiniz üzere. Günümüzde bile trafik kaldırmıyorken 10 yıl, 20 yıl sonrasını hayal etmek bile korkunçtur. Isıbüyü yeni kampüsüne seneye en az 10 bin öğrenci, hoca ve memur gelecektir. Meydan AVM trafiğiyle birleşince o bölge tamamen kangren olacaktır. Acilen bir komisyon kurularak trafik sorunu masaya yatılmalıdır. Raylı sistem konuşulacak maddelerden biri olmalıdır. İl temsilcisi Ataseven ve beraberindeki mimarların talepleriyle ilgili Başkan Adayı Tural, "Biz verdiğimiz sözün arkasındayız. Vereceğimiz sözlerle ilgili isterseniz noter onayı da yaptırabiliriz." dedi. Tabii ki burada konuşacaklarımız var veya bizim bu hazırlamış olduğunuz dosyayı alıp üzerinde çalışma yapmak suretiyle size döneriz. Ama inşallah şunu bilin ki ortak paydaşlar olarak Mimarlar Odamızı belediyede en öncelikli sırada görüyoruz. Bunu içtenlikle ve içinden söylüyorum. Teşekkür ederiz. Çünkü Mimarlar Odası, yani oraya yazmışsınız bak, boşuna mı okuduk diye. Evet.
bir şehrin güzelleşmesi mimardan geçer. Onun için mimar bizim için çok önemli. Bu konuları çok güzel özetlediniz. İnşallah eğer Cenab-ı Allah bize bunu nasip ederse bizim 34 yıllık idarecilik hayatımızda tüm paydaşlarımızla birlikte biz buraya geldik. İnşallah sizinle de çalışma nasip olur. Bu söylediklerinizi biz size isterseniz cevaplı bir yazılı göndeririz. İsterseniz bizim projelerimiz çıktıktan sonra size göndeririz. İsterseniz noterden de buna tasdik ederiz. Bizim verdiğimiz söz kesinlikle seçim sözü vaati değildir. Konuşmaların ardından ziyaret fikir alışverişiyle sona erdi.